Evet, iyi akşamlar sevgili izleyenler. TV53'te bir başka konuya hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir başka konuda tekrar karşınızdayım. Sağlık nedenlerinden dolayı uzun bir zamandır program yapamıyorduk ki geçtiğimiz yıl Nisan ayından bu yana ekranlarda değilim. Ama inşallah bir aksilik olmazsa bundan sonra bir başka konuda yine başka konuklarımızla karşınızda daha sık olmayı planlıyoruz. Bir kez daha dediğimiz gibi TV53'e ve bir başka konuya hoş geldiniz. Birazdan ekranın altında olacaklar. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi de unutmayın. Canlı yayınlarımızı YouTube sayfamızdan ve Facebook sayfamız üzerinden izleyebiliyorsunuz. Daha önce birçok kez programımızda ağırladık. Bu stüdyolarımızda, önceki stüdyolarımızda kendisine yer verdik. Keyifli de sohbet ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı İhsan Alkan, bir kez daha konuğumuz. Sayın Alkan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşmeyeli nasılsınız? Tam sen olsun, memleket gibiyiz. İyiyiz, daha iyi olacağız. Geleceğe dair umutlarımızı taşımaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum sizlere ben de. Evet, her zaman olduğu gibi memleket gibiyiz diyorsunuz. Peki memleket güzel bir durumda mı acaba? Şimdi böyle sanki biraz memleket sıkıntılı görünüyor ama... Siz nasıl yorumluyorsunuz özellikle son pandemi süreçlerini çok konuştuk ama son bir yılda da ekonomik anlamda da çok çalkantılı bir dönem yaşıyoruz. Gecenin en karanlık anı gündüzü en yakın anıdır. Memleketimiz zor bir süreçten geçiyor. Daha iyi olması için mücadele veriyoruz. Turgay Bey, evvela sözlerime başlamadan önce bugün burada oturmamıza vesile olan Türkiye Cumhuriyet Devleti'ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Yine bugün uzunca bir zamandır sabah kalkıp okuluna giden eğitim ve öğretim dönemiyle meşgul olan öğrencilerimiz karne aldılar biliyorsunuz. İlk yarı yarı tatiline girdiler. Başta oğlum Ahmet Efe ve Ramazan Ali Ata olmak üzere tüm öğrenci kardeşlerimize hayırlı tatiller diliyorum. Ve onları bu süre zarfında bizden daha çok kollayan, yetişmeleri için çaba sarf eden öğretmen arkadaşlarımıza da, müdür yardımcılarımıza, müdürlerimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve tüm eğitim camiasına teşekkür ediyorum. Güvenlikçisinden temizçisine Allah razı olsun, çocuklarımızı geleceği hazırlama noktasında bizden daha fazla zaman içerisinde karşılıyorlar, misafir ediyorlar ve yetiştiriyorlar. Memleket nasıl? Turgay Bey, ben 36 yaşındayım. Az önce girerken 6-7 tane hukukçu arkadaşımızla rastlaştım. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Ortaokulu zamanım 28 Şubat mıhtırasına denk geldi. Anadolu Üniversitesi Lisesi öğrencisiydim. 28 Şubat mıhtırasını gördük. Lise zamanım FETÖ'nün yeşermeye başladığı zamanlara ve güçlenmeye başladığı zamanlara üniversite zamanım denk geldi. Üniversite kapılarında başörtüsüyle alakalı arkadaşlarımızla beraber kavga ettiğimiz bir zamanlardan işte şimdi 2023 lider ülke Türkiye vizyonuna doğru giderken 14 Mayıs 2023 yılında olacak ve belki de bu coğrafyanın en önemli seçimlerinden bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin ki 14 Nisan referandumuyla başlayan 24 Haziran 2018 seçimleriyle beraber de ilk olarak başladığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümetme Sistemi'nin de aynı zamanda bir sağlaması, aynı zamanda güçlenmesi ve geleceğe dair Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasip olursa bu coğrafyada Türk milletinin ve Müslüman Türk Devleti'nin ve tüm mazlum coğrafyaların işi olması noktasındaki dönüm seçimi olduğunu düşünmekteyiz. Memlekette eksiklerimiz var, yanlışlarımız var, hatalarımız var. Bu hataları toparlayabilmek adına mücadele edebilmeliyiz. Ama bu koltuğa oturduğum günden beri aslında ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak atandığım ilk günden beri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizlere emri şuydu Turgay Bey. Bunu defaatle söylememdeki amaç şudur. Evlatlarım memleketlerinize gidin, memleketlerinizde yaşayan bütün yurttaşların il başkanı sizsiniz. Hangi partili olursa olsun, AK Partili, MHP'li, CHP'li, Yeniden Refahlı, Saadet Partili, hangi partili olursa olsun bütün yurttaşlarımız vatanlarını, milletlerini, bayraklarını, din ve devletlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ortak değerlerimizi seven bütün yurttaşlarımız bizim için önemli ve bizim kadar hepsi bu ortak değerlerimizi seviyorlar. Ama bizlerin bir şeyleri yanlış yaptıklarını düşünüyor olabilirler.
eksik yaptığımızı düşünüyor olabilirler. Siz onlara yaptıklarımızı, ne için yaptığımızı, neye dair yaptığımızı anlatın. Ve onların Cumhur İttifakı'ndan yana gönüllerinin dönmesini ve sandıkla Cumhur İttifakı'nı desteklemeleri noktasında insanlarımızın gönlünü kazanın ki Genel Başkanımız bu grup toplantısında da söyledi, bugün Twitter'da da söyledi. Her vatan için mücadele eden ülküdaşımdan, gönüldaşımdan, yurttaşımdan 100 oy istiyorum. 100 oyu sandığa götürün ve Cumhur İttifakı tarafında kullanın. Bunu niye söylüyorum? Dediğim gibi ben 36 yaşındayım. Ben ilkokul zamanımda da, ortaokulumda da, lisemde de, üniversite ve üniversitemden sonra da birçok görüşten arkadaşlarımız oldu. Beraber arkadaşlık yaptık, dostluk yaptık. Aynı masalarda oturduk. Hiç beraber yemek yerken ya da bir cenazeye giderken ya da bir düğüne giderken insanları sen şu cenazeye gelme, şucusun. Sen şu düğüne gelme, bucusun. Ya da sen bizimle beraber yemek yeme, sen şucusun diye ayırmadık. Ama memleket özellikle böyle bir kaplaşmanın, kutuplaşmanın içerisine çekmeye çalışıyoruz sanki de. Yani bir yere doğru geliyor. Şimdi bu memleket, evet bu memlekette eksikler var. Bunları söylüyoruz. Memleketin adalet sisteminde eksikler var. Eğitim sisteminde eksikler var. Bu memleketin ekonomisinde problemler var. Bunları görüyoruz. Bunları biz görmüyor değiliz. Ben aile babasıyım. Bunu da söylerken arkadaşlarımız anlatıyorlar. Söylüyorlar. Yani biz taşıma kutalarla su döndüren insanlar değiliz yani. Ben aile babasıyım. İki çocuğum var. Şurada Gülbahar Mahallesi'nde bir evde oturuyorum. Rize'de kamuyla iş yapan bir arkadaşım yok. Etrafımda, çevremde de kimse yok. Benim 21B'den ihalelerim de yok. Yani kimse bana tecritli bir ihale de vermiyor. Ben böyle bir adam da hiç olmadım. Böyle bir yapıda da olmadım. Niye? Çünkü ben Rize'nin ve Rize'linin geleceği için bir hayal taşıyorum. Bu hayali taşımakla alakalı bir derdim var. Dolayısıyla benim geleceğe taşıyacak olduğum bu sevdamı anlatırken insanlara doğru şeyleri söylemem lazım. Doğru şeyleri anlatmam lazım. Doğru olmadığını düşündüğüm şeyleri yapmıyorum, yapmamaya çalışıyorum. Eksiklerimiz, kulluk eksiklerimiz, yanlışlarımız, problemlerimiz tabii ki var. Bunu sokaktaki arkadaşlarımız da biliyor, mahalledeki teyzelerimiz de biliyor. Bir insan olarak ortalama 36 yaşındaki bir Rizeli genç. Hangi eksikleri, hangi yanlışları, hangi problemleri yapmışsa onlar bende de var. 36 yaşında Rize'de yürüyen bir genç arkadaşımız. Hangi günahları işlemişse o günahları da işleyen bir arkadaşım. Bunda problem yok. Ama ortak değerlerimiz söz konusu olduğu zaman bizim her şeyi bir tarafa bırakıp bu ortak değerler için mücadele etmemiz lazım. İşte burada memleket nasıl sorusuna geldiğimiz zaman Turgay Bey, memleketimiz nasıl? Memleketimiz şöyle. Dün okulun bir kısmı, liselerin bir kısmı sadece İmam Hatip'li olduğu için kat sayısı işte 0-2 ile çarpılıyordu, birisinki 0-5 ile çarpılıyordu. Birileri adaletten bahsediyor. İşte adalet sisteminde sıkıntı var diyorlar. İşte bugün Rize'li 3-5 tane arkadaşımızı sayarız. Yargıtay'da Danıştay'da SEDOZ'un başından çıkmış bir abimiz bugün Yargıtay üyesi. Şimdi diyorlar ki işte adalet yok şöyle böyle. Oysa bundan önce Boğaz'ı sarmalayan masonların Şişli'deki Beyaz Türkler dediklerinin hukuk dairelerinde Yargıtay dosyalarını hallettiklerini, düzenlendirdiklerini daha dün günü hatırlıyoruz. Yargı dedikleri şey 361 milletvekiliyle, milletin iradesiyle beraber 2002 yılında, bu hükümeti kurma görevini bu milletin, bu yüce milletin verdiği Adalet ve Kalkınma Partisi'ni hatırlayın ki o dönemde en keskin savaşları veriyorduk. Yaptıkları uygulamalardan dolayı ama bizim millet iradesine hep saygımız vardı. Hatırlayın 367 dayatmasını yapan yargıyı, adalet mi vardı? Demokrasiye inananlar o gün ne yapıyorlardı? Meclis boşaltıyorlardı. Bakın bu süreçleri okumak lazım. Bunları görmek lazım. Geleceğe dair. Özellikle genç arkadaşlarıma söylüyorum. Bu düzenleri görsünler. Evet eksiklerimiz var. Yanlışlarımız var. Problemlerimiz var. Var. Ben bunları biliyorum. Ve bunlar düzelsin diye mücadele ediyorum. Ve eksikleri söylüyoruz. Genel başkanımız da, genel başkanımız da, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, benim gibi bütün şehirlerde olan il başkanlarımız da şehirde gördüğümüz yanlışları çıkıp konuşuyoruz. Anlatıyoruz. Bu anlamda mesela evet özellikle siz Rize'de yani iktidar partisinin Rize'deki çalışmalarına bile muhalefet yeri geldi eden, başta çay kanunu gibi meselelerde olsun. Neden bir siyasetçisiniz? Az önce dediniz evet Türkiye genelinde de yanlışlar var. Özellikle ekonomi anlamında ciddi sıkıntılar var falan. Ama şimdi sonuçta bu iktidarı yöneten 21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar söz konusu. Ve bugün bu yanlışlar geldiyse bu iktidarla birlikte gelen de şeyler var.
Bu saatten sonra vatandaşlar, işte 14 Mayıs'ta bir seçim yapıldığında tekrar iktidar partisine nasıl güvensinler veya işte kötü bir durumda alıp düzeltip tekrar kötü bir noktaya doğru ülkeyi taşıyan bir ittifaka neden güvensin? Bu insanların gönlünü nasıl alacaksınız? Başta Rize'de ve ülke genelinde. Anlatayım Turgay Bey. Turgay Bey, 15 Temmuz gecesinden sonra oluşan bir Cumhur İttifakı ile beraber bugün işte 14 Nisan referandumu ve 24 Haziran 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran 2018'de yaptığımız seçimle beraber oluşan bir Cumhur İttifakı ruhuyla beraber bugün bu memlekette tarihlere bakarsanız daha 5 yıl olmadan Cumhur İttifakı'nın yaptıklarını ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Şimdi bazen bana şunu söylüyorlar, diyorlar ki işte dün şu oldu, dün bu oldu da işte bu işte 20 yıldır memleketi yönetiyorsunuz, yarına da düzeleceğiz. Şimdi ben bir çözüm önerisi ortaya koyuyorsam, bir çözüm önerisi ortaya koyuyorum ve geliyorum. Bu şunun gibi. Evet, biz geçmiş dönemde bu gördüğünüz yanlışlara örnek vereyim. Turgay Bey, bu memlekette taşımalı eğitime itiraz eden bir partiyiz. Bu memlekette KPSS'yi getiren devlet memurluğu sınavından sonra ama mülakata itiraz eden bir partiyiz. Yine söylüyorum yani. Biz her dönem mülakatlara itiraz ettik. Bu memlekette, bu memleketin en uç noktaları, askeriyesi, polisi, yargısı FETÖ'ye ve cemaate halihazırda teslim edilirken, ki o zamanlar savaş ediyorduk biz, mevcut siyasi, bugün ittifakımız olan siyasi ittifakla savaş ediyorduk. Evet. Çünkü Türk Milliyetçiliği ülküsüne ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni 5000 yıllık, hatta bilinen 5000 yıllık, 2000 yıllık devlet geleneğimize uygun olmayan politikalar bu memlekette uygulanıyor diye itiraz ediyorduk ve bu savaş ediyorduk. Bu mücadele veriyorum. Örnek vereyim. Yani genç hayatımızdan örnek vereyim. 2015 yılı şurada hemen heykelin yanında YouTube'da basın açıklamalarım var. Şimdi mesela genç arkadaşlarımızla alakalı konuşuyoruz. Çokça söylüyorum. Belki doğaçlama gidiyoruz ama memleketi getirme noktasından bahsediyorum. Şimdi genç arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman anneleri babalar diyor ki işte gençlerimiz şöyle bu noktada, böyle şu noktada, işte şu zararlı maddelerle alakalı şunlara düştüler. Bu çocuklar bizim çocuklarımız evvela. Bu çocuklar bu hale düştüyse bunun müsebbibi biziz. Yani bir çocuk sokakta haps attıysa, esrar sattıysa, şu kötü yola düştüyse hepimizin suçu var. Hepimizin bu noktada eğitim sisteminin de var, yöneticilerimizin de var, anne babaların da var, biz siyasilerin de var. Hepimizin suçu var. Bu tek birisine atılabilecek bir suç değil. Biz bunu toparlamanın yoluna gireceğiz ama ben 2015 yılında çıkıp belediye parkında birileri haps atmış, esrar satmış, Sağır Sultan duymuş, birileri göz yummuş derken hali hazırında bu açıklamaları yaparken, ben 5 gün nezarette kalırken FETÖ'cü hainler elleri kelepçeli, Ülke Ocakları Başkan Yardımcısı İhsan Alkan'ı coplarken, şu sokaktan bir tane esnaf, Allah'ını seven bir tane esnaf çıkıp dedi mi ki ondan 2 gün önce bu sokakta sahilde 3 tane genç, 2 tane genç bu maddeleri içerken ölmüştü sahilde. Bir tanesi çıkıp dedi mi ki ya bu Ülke Ocakları doğru söylüyor. Ne söylediler biliyor musunuz biz o dönemde? Bunlar serseri. Bunlar bu sıkıntıları yapıyorlar. Bunlar problemi. Kimle savaş ediyorduk biliyor musunuz? Bu hapı, esrarı, eroin o dönemlerde okul önlerine çocuklarımızı, tacirleri beraber getirmeye çalışanlarla kavga ediyorduk. Nasıl kavga ediyorduk biliyor musunuz? Birileri yanına elini alıp işte kız arkadaşını sahile işte bira içmeye giderken, hali hazırda birisi hiç umursuzca yanından geçerken, yanında bir arkadaş sıkıntı yaşarken biz o arkadaşlarımızla mücadele veriyorduk. Onlarla kavga ediyorduk ve bize serseri diyorlardı. Gelinen noktada şimdi ne diyorlar biliyor musun? Ya başkanım yardımcı olun, işte Ülke Ocakları Başkanımıza gidiyorlar, bize gidiyorlar. İşte şöyle oluyor. Ne oldu? Polis yakalıyor, götürüyor, savcı serbest bıraktı. Ve bir sürü bir noktada gençlerimiz bir şekilde bir yere gitti. Ama bizim çocuklarımız bunların yarına dair umutlarını yeşertebilmek adına yeni projeler üretebilmemiz lazım. Ve ortaya bir şeyler koymamız lazım. Şimdi 20 yıl yönetildi ama 20 yıl yönetilirken biz bu 20 yılın 2002'den 2017'ye kadar, 2016'ya kadar olan kısmında, yani sizin dediğiniz ölçüde 25 yılında, 15 yılında biz çok ciddi bir savaş verdik politikalara karşı Turgay Bey. Ama 15 Temmuz gecesi bu memlekette bir şey değişti. Şunu gördük. Bizi ayakta tutan şey laik, sosyal, demokratik hukuk devletine inanmak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne inanmak.
vatandaşlık bağıyla birbirine bağlı olan herkesin yurttaş olduğunu bilmek, Türk milletinin mensubu olduğunu bilmek ve geleceğe dair bir ve beraber çalışmak olduğunu gördük. Ve cepheler keskinleşti. Şimdi diyoruz ki evet doğru, eksiğimiz var, yanlışımız var, 20 yıldır işte yönetiyoruz, işte şöyle oldu, böyle oldu. Eksikleri konuşuyoruz. Yanlışlar da var, doğrular da var. Hiç doğrular konuşuluyor mu bu memlekette? Yani 78'de Diyarbakır Fisköy'de kurulan, 84'te ayaklanıp Erot'ta dağa çıkmasıyla beraber bugün 1 trilyon dolarımıza mal olmuş. Kaç tane yurttaşımıza, öğretmenimize, yetişmiş insanımıza mal olmuş. Hala hazırda terör örgütünün 5 yıl içinde bu topraklardan kazınmasının bedeli nedir? Yani ekonomik olarak karşılığı nedir? 92'de bir tane helikopter yollayarak kurtaramadığımız Erzurum'da, Iğdır'da, Kars'ta yaşayan bir sürü ailemizin, akrabamızın yan bağı olan Karabağ, hepsiyle akrabalık bağı olan, öz ve öz Türk toprağı olan Karabağ. Dün bir helikopter yollayamadığımız zaman işte bugün oradaki Türk toprağının, Azerbaycan'ın işte bir kısmının, soydaşlarımızın bağımsızlığa kazanmasının ekonomik olarak karşılığı nedir? Ya da bugün tarihsel bağlarımızdan doğan, coğrafi bağlarımızdan ve kültürel bağlarımızdan doğan Libya ile imzaladığımız münhasır ekonomik bölge anlaşmasının bize verdiği gücün ekonomik olarak karşılığı nedir? Ama tabii aradığımız doğalgazların ya da bu memleketin içerisinde bütün dünya devletlerinin şöyle ya da böyle bu coğrafyada, bu bölgede sıkıntıya düştüğü zaman işte Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvenebiliriz diye işte Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bir taraftan Ukrayna'ya işte İHA SİHA satarken öbür taraftan da işte başka bir devlet başkanının enerji koridoru haline getireceğiz, toplama merkezi haline getireceğiz. Bu bölgede işte Türkiye bu rolü uygulayabilir demesinin sebebi nedir? Türkiye'nin kendi Ankara merkezli, başkent Ankara merkezli bir siyaset uygulamasıdır. Peki biz bunları yaparken ne yapıyoruz? Bugün ABD'nin Dışişleri Bakanı ne konuşuyorsa bu memleketteki Cumhur İttifakı'na saldıran muhalefet partileri aynısını konuşuyor. Doğru mu Turgay abi? Yan yana konuşalım ya. Biz bize konuşalım. Soruyu sordun, samimice konuşalım. Tamam. Yani bugün altılı masa dediğimiz masanın içerisinde hiçbirisinin birbirine benzeyen bir tarafı yok. Hiçbirisinin birine benzeyen bir taraf olmamasına rağmen hepsinin ortak noktası Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli düşmanlığı değil mi? Bir tane yani Cumhur iktidara İttifakı bir oynamak diye. Tabii. Hangi iktidara uygulamak? O zaman yani, açıklasınlar eğitim politikalarını. O zaman eğitim politikalarını açıklasınlar. Şimdi yan yana oturuyorlar. Bir tanesi diyor ki 76. maddeyi değiştireceğiz. Anayasada Türklüğü karşılığı. Öbürü diyor ki ben Türk milliyetçisiyim. Bir de onlara burada şehirde eklenen, halihazırda şehirde onlara eklenen, onların söylemlerini böyle sosyal medyalarını sayan, anladın mı? İşte jip binen, 10 barda rak içmeyi bilen ama halihazırda başka bu memlekete dair, geleceğe dair bir hayat hikayesi olmayan halihazırda fosiller var. Şehrimizde var ya, bunları caddede de aynısını konuşuyorum. Diyorum ki bu altılı masanın ortağı nedir? Diyorlar ki doğru söylüyorsun. Cumhur İttifakı'nın, Devlet Bahçeli'nin ve Tayyip Erdoğan'ın karşıtında. Ama eyvallah. Karşıtı ol. Eksik yaptığımız şeyler var diyorum. Ya ama bir kere togu kutla ya. Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin babasının mali değil bu ya, milli. Yarın sen bu millet sana oy verir, sen cumhurbaşkanı olursun. Anladın mı? Bu senin milli aracın yani. İHA İSİHA'yı kutla ya. Onları ülke basınında, işte dış basında hali hazırda paylaştırıcı bir noktaya gelme ya. Onların işte o, yani bugün dediğimiz işte o firmaların, milli firmaların hali hazırda işte Türkiye'nin en büyük ihraç maddesini oluşturan, bu bölgede, bu coğrafyada, savaşlarda da yön değiştiren, bunu dünyanın kabul ettiği, ya İngiltere'nin kabul ettiği, Amerika'nın kabul ettiği gerçeği bizim ülkemizde kabul etmeyen, hali hazırda bu memlekette 15 sene bakanlık yapmış İngiliz uşaklarını ne yapacağız? Ama hani Süleyman yani kafalarını çirkin kuşlara satmış bu kapitalistlerin ne yapacağız, çözeceğiz? Kendisine sosyalist deyip kendi akıllarındaki hülyaları, dünyaları Natasha Rus kızınla sembolleştirenlere ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani bunlara ne anlatacağız? Bakın anlattığım nokta bu değil. Bu memlekette Cumhuriyet Halk Partili ile konuşuyorum. Benim kadar vatanını, bayrağını seviyor. Aşağıda oy verenlerle alakalı bir şey konuşmuyorum. Ama lütfen milletimiz şunu görsünler geleceğe dair bir hayat hikayesi taşırken. Hani memleket nasıl? Evet, memlekette eksikler var. Ama memleketteki eksikleri tamamlanıyor. Biz verdiğimiz sözleri tutarız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı
Göreve geldiği günden beri ne söyledi de 10 sene sonra çıkmadı? Hangi sözünü tutmadı? Hatırlayın, 2019 yılında 2018 seçimlerinden önce EYT diye bir maddemizi koymuştuk değil mi? Sözümüz diye. Hayaldi. Yapılamaz, edilemez, şöyle olamaz, böyle olamaz. Saniye başı bu meclis kürsülerinde haftada bir önerge veriyorlardı. Sabredin dedik değil mi? Ben de çok kere çıktım, sabredin dedim. Şimdi EYT çıktı. Ya çıkıp teşekkür ediyorlar mı? Diyorlar mı? Allah razı olsun sizden, verdiğiniz sözleri tutuyorsunuz. Öbür taraftan ülkücü olduğunu söyleyen, anladın mı? Yani Katolik, Protestan, her türlü nikah her yerle kıymış, hali hazırda. Bütün hainlerle beraber işbirliği yapmış. Eşiyle görüşmediği kadar ABD Büyükelçisi'yle beraber görüşen insanlar bu memlekette ne diyorlar biliyor musunuz? Memlekette bize ne anlatıyorlar? Bize bir şey anlatmasınlar ya, biz onların düzenini görüyoruz. Şunu görüyoruz. Evet, eksiği olabilir Cumhur İttifakı'nın. Bu vatandaş da görüyor. Devlet Bahçeli'nin eksiği olabilir, Recep Tayyip Erdoğan'ın eksiği olabilir. Ama birisi Gavur Dağı'ndan çıkmış Osmaniye'de bir vatan evladı. Birisi işte Güneysu'nun Pilavuzu'ndan çıkmış bir vatan evladı. Bir şekilde hala hazırda gençliklerini görmüşler. Soğuk savaş dönemlerini görmüşler. Siyasete güçlü insanların yanında yetişmişler. Ve bir noktada dün önlerinde yürüyen işte Erbakan Hoca ile beraber rahmetli Başbakan Türkeş'in vatan savunmasında yaptıkları işte ittifaklarla alakalı 15 Temmuz'dan sonra bir Cumhur İttifakı oluşturmuşlar ve bu memleketi bir yere doğru getiriyorlar. Nereye getiriyorlar biliyor musun? Bu memlekette dünyada pandemi varken işte uluslararası noktalarda giden arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Ben bunu defaatle söyledim. 1 liralık malı biz 2 liraya alırken birileri para akıtıyordu Ukrayna'ya. Sağdan soldan 50 tane savaş verdiler. Şimdi bombalar uçuyor sağda solda. Şimdi bombayla ısınıyorlar dedim. Gördünüz mü rahatlığın sonu ne? Böyle mi olmalıydık? Yani 15 Temmuz gecesi onların yaptığı gibi saklanıp pısırık gibi otursaydık, birileri ülkemizi işgal mi etseydi? Biz hala hazırda milletin fitnesinden, zekatından, bu devletin vergisinden okuttuğumuz, işte Amerika'ya eğitime yolladığımız o pilotlar kendi memleketinin, kendi yurttaşının üzerine bomba atarken ya sussa mıydık? Ne istedik? Peki bu 5 yıl içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi ne pazarlığı yaptı? Turgay Bey, şu şehirde deyin ki, şu şehirde MHP bir pazarlığın içinde olmuş. Örnek vereyim, çıksınlar konuşsunlar. Desinler ki Çaykur'a genel müdür atandı, bir tane genel müdür yardımcısı da bilinen bir ülkücüdür. Diyebiliyorlar mı? Evet, o anlamda diyemiyorlar. Niye diyemiyorlar? Ya bir pazarlığımız yok bizim. Memleketimizle evet, bir şey alakalı. İstemiyor musunuz yani? Biz doğru insanlar olsun. Bizim amacımız bir yerde Milliyetçi Hareket Partili olması değil ki Turgay Bey. Bizim amacımız bir yerde Milliyetçi Hareket Partili'nin devlet memurlarının içerisine siyaset girmesi değil ki. Bize ama bağlı kamu sen diye bir sendika, yani. Kamu sen diye bir sendikamız var. Kamu senin içerisinde AK Partilisi var, MHP'lisi var, CHP'lisi var, İYİ Partilisi var. Ben onlara da şunu söylüyorum. Ya bir adamın işi yapabilmesi önemli. Liyakatli insanlar gelsin diye mücadele ediyoruz. Geldiğimiz günden beri ilk gün sizler bunlara şahitsiniz. Bütün kurumlarda yapılan işleri bu anlamda arkadaşlarımıza da bunu söylüyoruz. Ya kurayla olması için mücadele veriyoruz. Kurayla oluyor. Kurayla yapılsın. Ben zaten hala mülakatlar devam ediyor ki en sıkıntılı. Ben mülakatlara zaten bunu daha önce söyledim. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak mülakatların kaldırılmasına yana olan bir partiyiz. Yapılacak güvenlik soruşturması sınava girilmeden önce yapılsın. Sınav puanına göre insanlar alınsınlar. Ben bunu devlet kimle çalışıp çalışmayacağına karar verebilirim. Ama güvenlik soruşturmasını yap. Sınava girsin. Sen giremezsin de problem yok. Senin soyunda sokunda bu memlekete ihanet varsa girmesin. Ama girenlerin arasından puan sıralamasına insanlar görsün. Ben bu sıkıntıları yaşamış tabii arkadaşlarım. 16-17 tane kamu mülakatından döndüm. Baksınlar 2008'de, 2010'da, 2012'de, 2014'te, 2016'da benim aldığım KPSS puanlarına baksınlar. Ama hep mülakatlarda. Ama Türkiye'de 500'deydim ben. Ama bütün mülakatlarda gittik. Ben bunu zaten kendi arkadaşlarıma da bunu söylüyorum. Biz bunu yapamayız. Biz işte bir kişinin hakkını alıp bir kişiye veremeyiz. Böyle bir derdimiz yok. Ama şunu söylüyorum. Bu işte bizi ortada tutan şey adalettir. Bu adalet tesis etmek için bizim gücümüzün ölçüsünde Milliyetçi Hareket Partisi yani 49 vekille yapabileceği noktada bir taraf Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili problem yaşıyor. Bir taraf Abdülhamit Han Hazretleri'yle ilgili problem yaşıyor. Ya Abdülhamit Han Hazretleri de bizim. Gazi Mustafa Kemal Paşa da bizim. Birisi padişahımız da, birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Cumhurbaşkanımız, Paşamız, Mareşalimiz hayat cephelerde geçmiş, mücadele etmiş, memleketi kurmuş. Bazen işte sohbetleri oluyor bu coğrafyada belki
rahat rahat insanların yaşadığı, rak içmek isteyenlerin rakısını içtiği, camiye gitmek isteyenlerin camisine gittiği, herkesin rahat rahat özgürce yaşadığı, istediğini yapabildiği bir tane ülke var ki bir tane Müslüman devlet var, o da Türkiye Cumhuriyeti Devleti. İşte bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Maraşal Fevzi Çakmak'a, İsmet İnönü'ye, bunlara borçluyuz. Ama işte AK Parti'nin de o isimlerle yeri geldi. Şimdi sorunu varmış gibi şimdi görünüyor işte. Onların yani içerisinde de sorun olan insanlar olabilir. Ama önemli olan burada bizim kutbumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanımız Doktor Mehmet Bahçeli'dir. Yani şimdi aşağıda Milliyetçi Hareket Parti mensubuyum diyen bir adam Milliyetçi Hareket Partisi'nin düzenine, tertibine, geleceğine dair halihazırda bir hayat taşımıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmak ne demektir? Ben bu partinin genel başkanının tüzüğünü, politikalarını benimsiyorum demektir. Üye olmuş fi tarihte. Üye. Sosyal medyasına bakıyorum. Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanının sözünün dışında her şeyi paylaşıyor. Her şeyi yapıyor. MHP'li diye biliniyor. Anladım. Adam diyor ki MHP'li. Ya abi, adam 30 sene önce MHP'li olmuş. Sosyal medyasında Milliyetçi Hareket Partisi ile alakalı bir tane olumlu şey paylaşmıyor. Anladım ama yeri geldi ben yine eski MHP'liyim, eski MHP'nin şusuyum, eski MHP'nin buyum. Ya sen gittiğin yeni yerde bir şey olamadın mı? Sen MHP ile mi var oldun? Sen gittiğin yerde bir şey olamadın mı yani? Niye eskilerle alakalı söylüyorsun ki? Söylüyorum bunlara da yani. Peki, yani. Allah'a müsena olsun. Bazen oluyor mesela Rize'de. Bu eski şunlar bunlar gitmeden önce Milliyetçi Hareket Partisi işte 15 bin 20 bin oy alıyordu. Son seçimde 44 bin oy aldık. Bu seçim 100 bin oy alacağız Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Rize'den. Yani. Evet. O zaman AK Parti hiçbir şey bırakmayacak. Hedefimiz 100 bin. Yani Cumhur İttifakı olarak 250 bin alacağız. Biz Millet İttifakı'nda bir şey bırakmamanın tarafındayız ya. Turgay Bey. Anladın mı? Yani burada AK Parti bizim Cumhur İttifakı'nda paylaşımız. E biz Millet İttifakı'nda bir şey bırakmamanın. Cumhurbaşkanlığı memleketinde Recep Tayyip Erdoğan'ın %99'u almasını istiyoruz. Genelde Cumhur İttifakı'nın da %90 oy almasını istiyoruz yani. %10'da boşaltılan oylar olsun. Ama bu mücadele bize lütfen çözüm önerileriyle gelsinler. Anlatsınlar. Evet doğrudur. Bu memlekette enerjide işte elektrik faturalarını alıyoruz. Aynı elektrik faturalarını ödüyoruz. 1200 lira doğalgaz parası ödedim. İşte zaten hani Süleyman Demirel'in bir tabiri vardır ya hani tencere seçim. Nasıl ayrı yapalım Turgay Bey? Hani çok zorlu bir süreç. O zaman şunu söyle söyleyeceksin da diyeceksin ki bu havaalanı nereden yapılıyor? Ya onu diyeceksin. O zaman diyeceksin ya bu salaka tünel nasıl yapılıyor da. Ya da örnek vereyim. Köy eskiyorum. Kala diyor ki eskiden sen söyle şimdi. Ya evin borusu bozulsa muhtara diyoruz ki belediyeden boru al getir. Bak muhtara diyoruz ki boru al. Yani artık evlerimizin sağlarımızın sollarımızın betonlanması çıktı. Ha böyle yoldan köyden 300 metre yukarıya maran yapıyoruz 1+1. İşte aradan mangal yakma, gençlerimizin aradan kaçtı. Sen söyle ismini. Muhtara diyor ki ya muhtar ha buranın yönünde vurduk ha buraya da beton dök. Her şeyi bu taraftan bekliyoruz. Şimdi bugün işte yoğurtla alakalı bir şey konuşuyoruz. Anladın mı? Gidiyorum şuraya. Şantiyede duruyorum. Şantiyeden yukarıya bakıyorum şimdi. Kendirli, Şımadöz, Mavrant, Beştepe, yani Kofin dediğimiz yöre. İşte yukarısı Kanlıurfa. Oradan yukarıya belki bundan 20 sene önce vardı 5000 tane inek. Kaç tane inek var diyorum şimdi? Yok. E ne üretiyoruz ki? Ya biz niye kendi üretimlerimizle alakalı konuşmuyoruz? Çayın eksiklerini konuşurken burada çok kere söyledik. Önce kendi çayımızı kendimiz keselim ya. Bu sene köylerde, dağlarda, her gittiğim yerde beni köylerinde, mahallelerinde benden daha çok gördükleri bir siyasetçi var mı Rizelilerin? Çıksınlar desinler ki falanca köye seçimden sonra senden daha. Ben bu saatten sonra çıkmıyorum köylere zaten. Gitmiyorum yani. Ben gideceğime kadar bu saatten sonra gidersem seçimle alakalı gitmiş olurum. Bu zamana kadar gittim, anlattım derdim size. Hurmalarımız döküldü yerlere, kimse hurma toplamadı. Doğru mu abi? Şu an meyve toplayan yok zaten, gençler toplamıyor. Abi bu genci kim yetiştirdi? Biz genciz de, evet. Dayı ediyorum. Ya kim yetiştirdi bu genci? Ben istisnasız 6 yıldır Turgay abi, 6 yıldır, yani bunu söylemek zorundayım. Hastanelerde çat kapı ziyaretlere gidiyorum. Hastane önlerine yoğun bakımları, birçok yurttaşımız bize rastlamıştır. Halayı görüyorum, halaya diyorum ki, hala nasılsın? İyiyim diyor uşağım, sen nasılsın? Yanına kim var? Kızım. Öbürüne soruyorum dayıya, kızım. Öbürüne soruyorum kızım. Gelin var mı? Gelin ne arar? Niye yok gelinin? Gelin ne arar? E senin kızın kaynanasına bakmıyor. Başkasının kızı senin niye baksın? Gençler toplamıyor. Gençler toplamıyor diye bir şey yoktur galiba. Hep gençlere vurmanın bir anlamı yok. Gençleri biz yetiştiririz, biz. Evet tabii. Yani biz yetiştiririz. Ben 36 yaşındayım. Evlat babanın sırrıdır. 60 yaşındaki amcalarımıza da söylüyorum. Geleceğe dair bir hayat hikayemiz var.
Bir mücadelemiz var. Bir şeyler taşımaya çalışıyoruz. Gençlerimizin sıkıntıları var, problemleri var. Ama gençleri de mesela şu an en çok vergiler yoruyor da. Mesela gençler, bu dönemin gençleri nedir? Teknolojiye aç, teknolojiyle haşır neşir olan bir yapı. Ama teknolojiye artık ulaşmak çok pahalı. Hani tamam, yatırımlar yapılıyor. Zaten yıllar önce 80'li yıllarda hatırlarsanız KDV denen vergi çıktığında televizyonlarda, TRT'de reklamı neydi? Ödediğiniz her vergi size yol, su, elektrik, hastane, okul olarak geri dönecek. Ki döndü de, dönüyor da. Ama bu kadar vergi alınırken bunlara ek vergiler yüklenmesi, bugün şimdi Batum, yılbaşından önce gördünüz Batum'daki kuyrukları. Millette neydi? Para var. Ama şöyle diyorlar mesela, millette para var, Batum'a gidiyorlar telefon almaya. Ama para kimse, olsa buradan mı alırdı elini? Hayır, kimse şunu sorgulamıyor işte. Dünyanın her yerinde işte 1000 dolara, yani bugünün parasıyla 19 bin liraya satılan bir telefon dünyada, Türkiye'de eğer 40 bin TL'ye satılıyorsa bir 20 binde ekstradan vergi niye alınıyoruz sorgulamıyor. Niye biliyor musunuz? Hani aşırı vergiler var. Gençlerin de bu vergiler çok iyi oluyor. Gürcistan'dan kötü müyüz diyorlar. Gürcistan'dan kötü müyüz? Ama artık o hale geldik şimdi, yani. Şimdi Gürcüler Türkiye'ye geliyor, benzin alıyor, BİM, ŞOK, A101 gibi marketlerden yüklenip gidiyorlar. 30 senedir de bizim memleketimize geliyorlardı. Çalışıyorlardı. Evet. Başka işlerde de çalışıyorlardı. Artık beğenmiyorlar. Başka işlerde de çalışanlar vardı. Allah'ım sana olsun da eşlerimiz, kızlarımız, düzenlerimiz kendi evlerinde, düzenlerinde, yörelerinde duruyor. Bir yere gittikleri yok ya. Yani. Kimi zaman darlık olur, kimi zaman sıkıntı olur. Bu sıkıntı eleştiri kimler yapıyor biliyor musunuz? Söyleyeyim. Biz üretim ekonomisine geçip üretim ekonomisini yapıp tüketim ekonomisinin içerisinde yorulduğumuz zamanlarda ki memleket bu hale gelirken bu noktada çok yere ulaştık. 100 üniversite 300 olurken biz aşağıdaki ahilik sistemini, çıraklığı vesaireyi bitirirken sadece üniversite mezunu işsizliği kapatmak için park alanları oluşurken ben kavga eden bir arkadaştım Turgay Bey. Ben bunlara karşı çıkıyordum. O yüzden bu zamanlarda açılım süreçlerinde ben karşı çıkıyordum. Bu şu andaki arkadaşların beraber gizli yani diyorlar ya şöyle ellerini bağlayıp işte ben şeref madalyası takacağım diye azılı teröriste. Ha buraya gelmişken söyleyeyim, Selahattin Demirtaş eli kanlı şerefsiz bir teröristtir. Ona terörist diyemeyen de teröristtir. Bunu da ben söyleyeyim, kayıtlara geçsin. Onlarla beraberken bak bir tane 2014'te işte açılım süreçleriyle ilgili sıkıntılar yoktu. Paylaşamıyorlardı. Ama bugün sabah akşam İçişleri Bakanı ile alakalı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile alakalı, polis teşkilatı ile alakalı paylaşım yapabiliyorlar. Konuşabiliyorlar. Bunları yapabiliyorlar Turgay Bey. O zaman niye konuşmadılar? Türk ordusuna kimyasal silah hala hazırda kullanıyor diye iftira atan, ki dünyanın en merhametli ordusuna, ismi Peygamber Efendimiz'in ismi olan Türk ordusuna, ki bugün 200 sene sonra gittiğimiz coğrafyalarda bile tomalarla dışarı çıkamazken bizim askerlerimizin bili oynadığı diş coğraflarda, bırakın bu coğrafyada kimyasal silah kullandığımızı söyleyenlere alkış bulabiliyorlar, yanlarına gidebiliyorlar, onlara geçmiş olsun diyebiliyorlar. Bu kadar mı Türk milletinin milli ve manevi değerlerinden uzaklar? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bahsettiği hala hazırda altı okun içerisinde milliyetçiliği nasıl algılıyorlar? Hangi tür milliyetçilik yapıyorlar? Ya da örnek vereyim, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın hala hazırında düzeniyle, geleceğiyle alakalı bu memleketin kurucu iradesine karşı çıktığı için asılan bir tane teröristin gidip düzeninde, tertibinde ammalarına işte onlardan özür dilerken nasıl bir tertiple karşılaşıyorlar? Bize diyorlar ki dün bunlar işte onu yapıyorlardı. Yapmıyorlar şimdi kardeşim. Allah bizi affetsin. Yanlış yaptık dediler, döndüler. Doğru işleri yapıyorlar. Bugün doğru işleri yapıyoruz. İşte İran ambargo koyuyor Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne. Türkmenistan İran'a ambargo koyuyor. İşte bu güçtür. Bu sen güçlü olduğun için güçlüdür. Bu sen bu coğrafyada etkin olduğun için güçlüdür. Böyle bir düzenimiz var mıydı bizim? Kendi içerimizde, kendi düzenimizde, kendi tertibimizde, evet memlekette işte teknolojiyle alakalı ciddi problemler var, görüyorum. Ben de telefonumu değiştirip bir üst telefon almak istiyorum. Ama bizim sıkıntımız şu. Daha bu bahsettiğiniz telefon firmaları yokken, Aselsan 1919'u ve 1920'yi çıkartmışken 2000'li yıllarda, 2001'li yıllarda, biz o telefonları, o telefonların üzerinde çalışıp, o telefonları niye akıllı telefon haline getiremedik de bugün sadece bir teknoloji firmasının değeri Türkiye bütçesinin 10 katı oldu?
Bunun muhasebesini yapıyoruz. İşte o dönemler Nokia'ya kurban edildi. Nokia'ya kurban edildi. Ya da Aselsan'ın içerisindeki mühendisler bir şekilde şurada burada katledildi. Değil mi? E şimdi bunlar olmuyor. E şimdi milli şeyleri buluyorsun. Çıkıp işte TOKİ'yle alakalı bir şey söylemiyor da işte şu kadarsı milli de şurası şöyle değil de burası bunu böyle değil. Ondan sonra çıkıyorlar şimdi hala hazırda işte deneme suçları yapıldı. Milli savaş uçağımız Kızıl Elma. Ya bir kere ismi bile yani bu memleketin tarihi, bu milletin tarihi Kızıl Elma hedefimiz ki Türk savaş yani tüm dünya savaş tarihini değiştirecek herkes böyle söylüyor buna. Ya buna bile çamur atıyorlar. Bunu bile teşekkür edemiyorlar. Konuşuyorlar. Ne yapamazsın? Onların yapamazsın dediği her şeyi yapıyoruz. Turgay Bey. Onlar yapamazsın dedikçe biz yapıyoruz. Örnek vereyim yapamazsın dedikleri. 2023 yılında güçlü bir şekilde bu yurttaşımız, milletimiz evet doğrudur diyecek ki evet AK Parti'nin eksiği var, MHP'nin eksiği var, yanlış da yapıyorlar, doğru da var ama milletimiz şunu görecek. Bunlar milli değiller kardeşim. Bunlar ABD Dışişleri Bakanı ne diyorsa, İngiltere Dışişleri Bakanı ne diyorsa, Fransa Dışişleri Bakanı ne diyorsa, bugün Türk Devleti'nin Akdeniz'deki politikasıyla alakalı Yunan Dışişleri Bakanı'ndan farklı bir şey konuşuyorum ya memleketteki muhalefet liderleri. Ya lütfen soruyorum sana bir yurttaş olarak. Konuşamıyorlar. Yani şunu söylüyorlar. İşte biz yaparız. Ne yaparsın? Suriye'den çekilirsin. Söylüyorsun. Evet. Libya'dan çekilirsin. Evet. Azerbaycan'a niye işte asker yolladın diye kendi genel başkanımızları konuşuyor. Öbür taraftan işte sürekli bir şey konuşuyorlar. İşte 6 milyon oyu var. 6. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde benim kardeşlerim var. Kardeşlerim. Beni tanıyanlar bilenler bilirler. Bu memlekette olanlar. 6 milyon oy var diyorlar ya. Bu 6 milyon orada yaşayan bizim soydaşlarımızdır bunlar. Müslüman Türk milletinin fertleridir bunlar yani. Türk milletidir. Kürt olabilirler. Bu milletin bizim kültür birliğimizin bir bağıdır yani. Burada yaşayan Türkmen gibi orada da işte Kürtlerin bu Türk milletinin bağıdır. Işte 6 milyon şunun oyu bunun oyu diye bunu bilerek yapıyorlar. Bunu bilerek yapma sebepleri şu. Bir şekilde onlarla beraber olduklarının yani uçta dağ kadrosundan emir alan, vatana ihanetten bir sürü fezlekeleri olan insanlarla beraber oturup kalkmalarının altını göz boyamayla anlatıyorlar. Neler yapıyorlar? Bir tane ya bu memleketin yararına bir tane açıklaması var mı partinin? Yok. Kapatılsın diyoruz. Diyor ki işte gücünüz diyor. Yetmiyor kardeşim gücümüz 49 vekille. MHP'nin olsa da 350 vekili kapatacak. Ama ben de şöyle parça yorum parça yapıyorum işte. Gücümüz. Yani sonuçta partiler suç işlemez. Bugün MHP tabela olarak bir suç işleyebilir mi? Hayır. O partileri yönetenler suç işler veya o partilere üye olanlar, görev alanlar suç işlerler. Şimdi ülkenin Cumhurbaşkanı da, İçişleri Bakanı da HDP'nin terörle işbirliği içerisinde olduğunu dile getiriyor. Bunları zaten HDP'deki hiçbir milletvekili de biz kesinlikle terörle işbirliği içerisinde değiliz, Kandil'le bağımız yok diyemiyor. Bu da bir gerçek. Ama nasıl FETÖ'yle inlerine girilene bir mücadele yapıldıysa sonuçta o partiyi temizlemek de aslında çok da zor değildir herhalde. Milletvekillerinden tutun partide görev alan herkese güzel bir soruşturma yaparsınız. Tugay Bey. Suçluları güzelce temizlersiniz 95 tane, de. 95 tane belediyeleri vardı 2014'te. 2019'da kaça düştü biliyor musunuz? İşte yani 50'ye 54 sonuçta azaltılarak 50, da ifa, 54'e düştü. Bir 30-40 tanesine de kayyum atandı. Bir 30-40 tanesine kayyum atıldı. PKK'yla işbirliği var diye 20 tane belediye kaldı. İşte en son Yargıtay yani Başsavcımız temizlenebiliyor çıkıyor, işte. Memleket işte bu Cumhur İttifakı ile temizliyor. Kararlı irade ile ama temizliyor. Tek işte buna rağmen hala ya siyasi bir malzeme gibi. Tamam öbür tarafta bunu siyasi. Hani diyelim Kürt oylarını korkutmamak amacıyla üst perdeden bir şey diyemiyor. Siz ne zaman gittiniz en son Cumhur İttifakı da Doğu'ya en son ne zaman gittiniz? Ben hiç gitmedim. Hani diyorlar ya Doğu'ya gidemiyorsunuz diye. Karış karış mahalle mahalle. Önce il il sonra köy köy sonra mahalle mahalle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini taradı Milliyetçi Hareket Partisi. Hiç kimse sahaya inmeden birçok ilde de mitikler yaptı. Peki daha öyle olmalı hiçbiri yani sokağa gitmeden. Sonuçta. Ne var biliyor musunuz? Hakkari'nin başında dağda gecenin bir yarısı üniversitede çocuklarımız arkadaşlarla beraber kamp yapıyorlar. Dün aşağıda geliyordu. Diyordu ki vatandaşa iki gün kapatacaksın bu köpeklerini diyordu. Kapatmasın. Ulan domatesi var adamın çürüyecek. Burada yurttaşlarımız biliyor domatesi var çürüyecek. Ama canının korkusundan ne yapıyordu biliyor musun? Kapatıyordu kepengini iki gün. Mecbur. Hatırlayın.
Şimdi kapatmıyor. Tabii. Şimdi devlet var ve oradaki şimdi halkımız, milletimiz yanında olduğunu hissediyor artık devletin. Hak ettiği için de hak eden oy verecek. Bir problem yok. Ya yani seçimle alakalı var ya, inanın 2023 seçimleriyle alakalı zaten bir problem yok yani. O zaman seçimlere Rize ayağına bir gelelim. Bir darlığımız yok, bir problemimiz yok. Ama şunu ben genç arkadaşlarımız özellikle istirham ediyorum. Lütfen bu memleketin yaşadığı yargı vesayetlerini, askeri vesayetleri görsünler. Bu memlekette, bu memleketin insanların verdiği oyla beraber iktidara gelen insanlara bu memleketin memuru olduğu bildiğimiz ama memur olmayan adamlar sağdan soldan Cumhurbaşkanı'nın emrine işte biz Amerika'dan emir almadık diye Kerkük'e Musul'a giremediği zamanları, Cumhurbaşkanı aradığı zaman emir subayına telefonuna baktırdığı zamanları, bu memlekette akşamından sabahına işte sabah akşam mıhtıra veren hava kuvvetleri komutanlarını, kara kuvvetleri komutanlarını gördük, yaşadık, bildik. Bunları hep yaşadık. Lütfen geçmişe baksınlar. Her şeyi ekonomik olarak değerlendirmesinler. Evet, bugün bu memlekette sıkıntılar var, problemler var. Evet, teknolojiyi ama üretmek üzereyiz. Üreteceğiz. Yeni üreteceğiz. Üretici güçleneceğiz. Memleketin en büyük harcamalarını işte enerji yatırımlarına, enerjiye veriyoruz. Yakıta veriyoruz, petrole veriyoruz. Bunlar çok güçlü kalemler. İşte bunlara ulaşmak için mücadele veriyoruz. Zaten dert bunlara ulaşmamamız. Çünkü doğalgaza ulaştık mı artık doğalgazla ilgili kimseye para vermeyeceğiz. Petrole ulaştık mı ki dün sondaj yaptıkları kuyulardan bugün petrol çıkıyor. Çıkartacağız, göreceksiniz. Ve artıyor da her geçen gün çıkan petrol. Bize de yetecek inşallah. Yarın çok daha güçlü olacağız. Ama dünden daha güçlüyüz. Onlar inansınlar. Yarın daha güçlü olacağız. Onları daha iyi bir memleket bırakacağız. Bunun kavgasındayız. Dün iki kuşak Anadolu'nun çocukları Ankara'da, İstanbul'da gidip ne ticaret yapabilirlerdi, ne bir şey yapabilirlerdi. Anladınız mı? Yapamazlardı. Herkes biliyor yani. Ama bugün Setoz'un başından, işte Fındıklı'dan, Kalkandere'den bir ikinci kuşak işte insanlarımız gidiyor. Hala hazırda ticaretlerini yapıyor. İşte bundan 80 sene önce, 70 sene önce İstanbul'a gidenlerden bahsetmiyorum. İşte bundan 70 sene önce çıkmış buradan bizim Karabaş Sefer amca, Sefer Mengiroğlu amca gitmiş İstanbul'a, Çavuşbaşı'na, Üsküdar'da bine yapmış, şöyle yapmış, böyle yapmış. 70 sene önce getirememiş burada, gitmiş, çalışmış. Halihazırda mücadele, bundan bahsetmiyorum. Yeni yeni yani. Yeni yeni insanlarımız gidiyor. Yeni yeni dallarda, yeni yeni alanlarda ticaretler yapıyorlar. Ve bu memlekette bir şeyler de değişiyor. Bunun farkına varsın. Evet, Rize minvaline gelelim. Malum 14 Mayıs'ta erken seçim olacak. Daha doğrusu bir aylık bir erkene alınma durumu söz konusu. O da normal okulda zamanları diyelim. Önemli bir seçim. Hem Cumhurbaşkanlığı seçilecek hem de milletvekilliği seçimleri gerçekleştirilecek. Şimdi tabii hep soruluyor size. Siz de aynı cevabı vereceğiniz için o soruyu sormayacağım. Milletvekili aday olmayı düşünüyor musunuz da? Milliyetçi Hareket Partisi acaba Cumhur İttifakı olarak Rize'de sizce ortak bir aday mı düşünür? Mesela Büyük Birlik Partisi de Cumhur İttifakı içerisinde ama onlar kendi logolarıyla mutlaka seçime gireceklerini ve her ilde adaylar çıkartacaklarını söylüyorlar. Daha önceki seçimde olduğu gibi hani Rize'de özellikle hani AK Parti'nin oyları bölünmesinin anlamında Milliyetçi Hareket Partisi'nin aday çıkartmama, AK Parti'ye destekleme konusunda bir yaklaşımı olur mu sizce? Daha önceki seçimlerde MHP aday çıkartmıştı burada. Siz mesela belediye yere seçimlerinde. Seçimde, yok şimdi yerel seçimlerin muktesabatıyla genel seçimlerin muktesabatı çok farklı. Şimdi iki oy kullanacak Rize'de insanlarımız. Bir tane Cumhurbaşkanlığına, bir tane milletvekiline oy kullanacak. Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi'nin Rize'de milletvekili adayları olacak. Allah nasip ederse de milletvekilleri olacak. Şimdi mesela Aralık ayı içerisindeydi aday adaylığı süreci. Hayır. Şöyle, hatırlıyorum ama hayır, henüz Rize özel, aday Rize, adaya çıkmadı. Rize özel bir şehir. Rize Cumhurbaşkanımızın şehri. Halihazırında. Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anda yaklaşık ona varan aday adayı var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin her mahalle başkanı, her köy başkanı, her ilçe başkanı, her yöneticisi Milliyetçi Hareket Partisi'nde işte Kaçepe'deki kadın kolları başkanımızdan tutun da en ücra köşedeki işte mahalle kadın kolları başkanımızda dahil olmak üzere hep aday adaylarımız var. Açıklamayanlar da var aday adaylarını. Aday adaylarımız var. Süreç başlayınca bunları açıklayacağız. İnşallah şehri kucaklayan bir listeyle beraber milletimizin karşısına çıkacağız. Burada da ben Rizeli'nin gönlüne, yüreğine, dürüstlüğüne, Rizeli'nin hakkı olan hakkını vereceğine inanıyorum. İki oy kullanacaklar Rize'de. İki oy kullanacaklar. Bir önceki seçimde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları vardı.
Cumhurbaşkanımıza oy verdiler. Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verdiler. İşte o dönem 10 bin oyla işte milletvekilliğini biz hala hazırda işte kaçırdık. 15 bin oyla. O dönemki adaylarla beraber. Ama o saatten sonra çok sular geçti. Biz göreve geldik. Sahadayız, alandayız. Genç arkadaşlarımız bizleri biliyorlar ki biz onların yanındayız. Yakınındayız. Akşam düğünündeyiz. Gündüz cenazesindeyiz. Akşam sivil kıyafetlerimizle beraber işte piyanoda da kahve içiyoruz. Glorejiste de onlarla beraber kahve içiyoruz. Dertlerini dinliyoruz. Gönül kahvesine de gidiyoruz. Sahilde yanlarına da gidiyoruz. Hep reklam verdiniz. Şunlardan bir reklam parası almamız lazım. Her tarafındayız. Gençlerimiz bunu biliyor. İki oy kullanacaklar. Bir cumhurbaşkanlığına, bir milletvekilliğine. Cumhurbaşkanlığında Rize'nin evladı hala hazırında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e oylarını verecekler. Ben inanıyorum. Pusulayı koyacaklar. İkinci oyda milletvekilliğinde memlekete karşılıksız güç veren, destek veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın silah arkadaşı, hala hazırda ittifakla paydaşı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'ye de Rize'den bir milletvekili alabilmesi için oy verecekler. Hakkını teslim edecekler Milliyetçi Hareket Partisi'nin yurttaşlarımız. Pusulayı katlayacaklar. Oylar sayılacak. Cumhur İttifakı 3 vekili alacak. Rize'den Cumhur İttifakı 3 vekili alacak. Bir mi diyelim o zaman? 3 vekili alacak. Allah nasip ederse. Ondan sonra da 3 vekil el ele kol kola. Peki, yine Cumhur İttifakı'nın yaptığı Rize Artvin Havaalanı'ndan mazbataları almak için karayoluna gitmek isteyen gitsin. Havaalanı'ndan Ankara'ya Esenboğa Havaalanı'na uçacaklar. Halihazırda gidecekler. 3 tane Rize'nin evladı. Rize'ye yarar sağlayacak kişi. Gidecekler mazbatalarını alacaklar. Gelecekler. Peki şöyle söyleyeyim. Aslında bir saatlik bir yayın düşünüyordum ama biraz daha hızlı gidelim bu son bölümde. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle il başkanı olarak siz sahadasınız. Sürekli gerçekten bahsettiğiniz üzere her yerde sizi görüyoruz. Herkesle iletişim halindesiniz. Hani basına çok fazla demeciniz olmasa bile çok fazla konularla ilgili açıklama tekrara, yapma. Tekrara düşüyorum Turgay Bey. Tekrara düşüyorum. Rize'nin sorunları aynı. Ben söylemekten bıktım. Arkadaşlarımız yapmamaktan yoruldum. Tekrara düşüyorum. Bir de şimdi Rize'li iki kere söyledi anlamadığın zaman üçüncüye Rize'liyiz de üçüncüye daha farklı söylüyorum. Bu ama sefer de işte, diyorlar ki ya İhsan Başkan çok ortadan konuşuyorsun. Olmuyor. Cumhur İttifakı Rize'de zayıf görünüyor. Onu demek istiyorum. Mesela Millet İttifakı özellikle başını CHP il başkanı çekiyordu ki şimdi o da aday adaylığını açıkladı. Ama daha çok hani Rize'nin sorunlarını dile getiren, sorunlara vakıf gibi görünüyor. Siz mesela, tamam sahadasınız. Mesela Rize'nin hangi sorununu dile getirdiler? 5 tane aklınıza gelen, şunda gümbür gümbür işte bir düzen yaptılar da şu 5 tane sorunu hatırlıyorum dediğinizi söyleyeyim. Çaykur'la özellikle Çaykur'la ilgili evet, kampanya önce işte çok fazla. 2019'da 4 Eylül'de benim başlattığım çay kanunu bakana söylediğim, sonra dillendirdiğim, televizyona getirdim. Ondan sonra kamuoyu oluşunca kendi aralarında çıkıp işte bir şeyler yapmaya çalıştılar. Bir kanundan bahsediyoruz ki kamuoyunu ben oluşturdum. Pandemi sürecinde en fazla televizyona çıkan benim. Ondan sonraki süreçte bunları taşıyan benim. Sokakta 10 kişiyi durdurup 8 tanesine sorun. Yani bunu kim getirdi? 10 kişinin eğer 3 tanesi bahsettiğiniz isimlerden bir tanesini derse ben size söz veriyorum. Bakın şuradan bir arkadaşımız hemen çıkartın gitsinler. Ben yarın siyaseti bırakacağım ya. Hakkınız o konuda yani, teslim ederiz. Şunu söyleyeyim öncelikle Türkay Bey. Yani ben böyle ayda bir kere işte 6 kişi beraber bir masaya etrafına gelip yemek yemekten bu iş olmaz yani. Anladım. Zaten kendi içlerinde. Ama mesela kendi içlerinde problemler var. O problemleri halletsinler ondan sonra. Cumhur İttifakı temsilcilerini de bir masada hiç görmedik ama. Cumhur İttifakı'nın temsilcileri zaten bir ve beraberler de bir içeri girmeye gerek yok ki. Yani bizim birbirine aykırı düştüğümüz ülke gündeminde halihazırda bir şey yok ki. Biz ülke gündemindeki mesela çay kanununa ilgili tamam tekrar düşmeyelim ama bir cevaplayamıyorum. Bizim ülke gündemiyle ilgili bir problemimiz yok. Biz yereldeki sıkıntılarla alakalı eksikleri çıkıp konuşuyoruz. Problemleri çıkıp konuşuyoruz. Arkadaşlarımız da bunlarla alakalı düzeltebilecek işler düzeltiliyor. Yani burada da şu söyleniyor kimi zaman. İşte ya ittifaksınız. Ya evet ittifakız. İttifakız. İttifakın içerisinde halihazırda kim yanlış gördüğümüz şeyleri konuşuyoruz. Kendi aramızda. Yani onlar işte oluyor. Yukarıda kavga ediyorlar. Yukarıda kavga var yani aşağıda. Bir şey belirlesinler. Bizim bakın gayet net sokaktayız. Mahalle mahalle programlarını bitirdik. Köy programlarını bitirdik. İlçe ilçe geziyoruz. Sokakta mahallede geziyoruz. Ya adayımız belli. Artık kendi adaylarımızı belirleyeceğiz. Bunların da başkan adayı da belli değil. Kavga ediyorlar aralarında. Ki aşağıda
arkadaşlarımız. Yani bilmiyorum da bazen şöyle söylüyorum. İstanbul'a gittiğim zaman soruyorlar. Ya 464 çevirin diyorum ya. 464 çevirin, peşine bir numara daha çevirin. Siz çevirin. Deyin ki Rize'de ne oluyor? 100 kişiyi arayın diyorum. 100 kişi ya. 100 kişiden 10 tanesi bu arkadaşların isimlerini biliyorlarsa, 10 tanesi bu arkadaşların isimlerini biliyorsa, ya siyaset yapmayacağım 36 yaşında ya. Rize'deki birisinin ismini, evet. Bir tanesini biliyorlar. Ya bir tanesini biliyorlar. Hani 6'ydı? Hani 6'ydı Türkay Bey? Hani 6'ydı? Siz bile bilmiyorsunuz 6 tanesinin ismini. Biliyorum. O kadar. Ama işte öyle bir görüntü var ki Cumhur İttifakı'da 3 kişi ama sanki 2 temsilci habire Cumhur İttifakı'nda ön planda Rize'de gibi görünüyor. Şimdi, yani siz ve hadi diyelim Büyük Birlik Partisi'ni de ekleyelim. Onların da çok sıkı başının açıklamaları yaptıklarından dolayı. Ya şehirde yani. Şöyle bu işler tabii arkadaşlarımız. Eleştirel yani, anlamda gerçi demeyelim. Yapsınlar yani. Tabii ki problem yok. Yani bizim kendimize münhasır bir yürüyüşümüz var Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Biz memlekette ben Rize'de şunu söylüyorum. Bizim için önemli olan Sayın Cumhurbaşkanımızın %95 oy almasıdır yani. Rize'de Milliyetçi Hareket Partisi hali hazırda vekil de almayabilir. Biz memlekette %51'i bulmanın derdindeyiz. Yani Cumhurbaşkanlık mesleminin yerleşmesindeyiz. Ama bu tarafta Cumhur İttifakı'nda 3 vekil olacak. Burası zaten Cumhurbaşkanımızın şehri. Yani biz yapılan edileni inkar edemeyiz ya. Yani Salaka Tüneli'ni, işte Rize Artvin havaalanlarını, bu yolları, Rize'ye yapılan bu katkıları, bu binaları, işte bunları hali hazırda inkar etsek, ya ne yapıldı dersek başımıza taş yarız. Biz bunu yapamayız. Yani biz birilerini yaptığı gibi, ben bunu hep aynı örneği veriyorum. Salaka'ya çok gidip geldiğim için, kendi yörem olduğu için söylüyorum. Yani Dalyan'dan girip işte Uçtakka'ya, Melendali'den çık. Bu hükümet ne yaptı diye Salaka'ya konuşurken bir Salaka derse kadar hayırdır oğlum, ne anlatıyorsunuz? Ki diyorlar zaten. O tarz Salaka, şeyler geçmişte Mesut Yılmaz için de çok söylenirdi. Ne yaptı Rize'ye falan, ne Allah yaptı rahmet Rize'ye eylesin. Yani... Önce eski başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz Bey, sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, hem başbakanlığından hem Cumhurbaşkanlığından Sayın Recep Tayyip Erdoğan, ki burada mevcut vekillerimizin, bundan önceki vekillerimizin de çok ciddi katkıları, hali hazırda mücadeleleri var. Geçmiş belediye başkanlarımızın, şu andaki belediye başkanlarımızın da etkin ve bir mücadelesi var. Rize'ye gerçekten bir şeyler yapılıyor. Daha da yapılacak inşallah. Cumhur İttifakı'na inansınlar. Bu anlamda biz bir sıkıntı görmüyoruz seçimde. Bir problem olmayacak. Dolayısıyla bu anlamda rahatız. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz özellikle çok rahatız. Yani şu yönde rahatız. Milliyetçi Hareket Partisi tüm kurumlarıyla, tüm il ilçe teşkilatlarıyla, mahalle ve köy başkanlarıyla hali hazırda istişarelerini yapacak, sandıklarını kuracak. Ülkücü iradenin hali hazırda gösterdiği adayı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımıza arz edeceğiz. Genel Başkanımız kim uygun görüyorsa bu düzenden hali hazırda takdir Genel Başkanımızı sıralamaya gelecek. Arkasında topyekun çabalayacağız. İnşallah da rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey'in hali hazırda bizlere Rize'den bir milletvekili çıkardığımız gün iktidarın sözünü biz gerçekleştirmek için mücadele veren bir teşkilatız. Bunu da bu seçimde gerçekleştireceğimizi Sağ Sultan da duydu. Herkes biliyor yani. Herkes biliyor. Tüm Rize biliyor. Sadece bir açıklamalara kalmış. Söylüyorum zaten. Son 3 ay ben artık daha köylere, mahallelere, dağlara aday adaylığı süreci başlayacak mı Milliyetçi Hareket Partisi? Tabii Milliyetçi Hareket Partisi aday adaylığı süreci zaten başladı. Seçim startı verildi. Resmi bir açıklama şeklinde olmayacak mı? Bunu daha önce resmi açıklamayla da yaptım. Yani dedim ki, televizyonda da söyledim, basında da şu söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden Rizeli olan, Rize'de yaşayan, Rize için emek veren, Rize'ye dair hayalleri olan, bu gençlerimizin geleceğe dair hayallerini yeşertebileceğine halihazırda inanan tüm Rizeli yurttaşlarımızı Milliyetçi Hareket Partisi'nde 3 ilerli sancağın altında siyaset yapmaya davet ediyorum. Aday aday olmak isteyenler buyursunlar, gelsinler. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulları en etkin, en yetkin kararı verecektir. Güçlü bir şekilde, güçlü bir listeyle beraber şehri kucaklayan, eğilmeden, bükülmeden hali hazırda bir listeyle beraber vatandaşımız, yurttaşımızın karşısına çıkacağız. Bu noktada da ben Rizeli'nin gönlüne güveniyorum, yüreğine güveniyorum hali hazırında. Başarılı olacağımıza da inanıyorum Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak. Burada hani hep söyleniyor, dile getiriliyor anlat. Ne olursa olsun yani burada arkadaşlarımıza da onu da söylüyorum yani. Yok işte altı masa şöyle böyle. Ya rüya görmesinler. Rüya görmesinler.
Yani bu şu demektir. Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı. Yani Cumhurbaşkanlığı memleketinde, Cumhur İttifakı'nın paydaşında kim ne yapar bilmiyorum. Ama ben buradayken, bu koltuktayken ben işte çıkıp da halihazırda Millet İttifakı'na bir vekil buradan kaptıracaksam siyaseti de bırakırım, bu şehirde terk eder giderim. Bu kadar da açık ve net söylüyorum yani. Ben Milliyetçi Hareket Partisi il siyaseti de bırakırım. Bu şehrine terk edip giderim. Zaten genel başkanım beni görevden alır. Yani der ki Cumhurbaşkanlığı kendinde siz %85'i aldınız. Ne yapıyorsunuz burada? Sorar sorusunu ki o açıklığı zaten kapatıyoruz. Biz Cumhur İttifakı olarak bu şehri terk eder giderim. Yani kimse hayal görmesin yani. Biz de memleketten ancak ölümümüz gider yani. O da üstünde yaşıyor da altına geçiyor. Allah gecinden versin diyelim. Kısa kısa son soruları şey yapalım. Bazı yorumlar var, sorular var. Onları da ekleyeceğim size. Şimdi çay kanunu ile ilgili çok konuştunuz ama hani hazırlanan bir taslak vardı. Üniversite bazı maddelerini biz hazırlamadık demişti ama AK Parti milletvekili Hayati Yazıcı çok savunuyordu bu maddeleri. Komisyona gelmişti, sonra geri çekildi. Ekim ayında tekrar meclise sunulacaktı ama şu an onunla ilgili bir ses yok. Galiba yakın dönem herhalde yaş çay kampanyasında büyük ihtimal gene kanunsuz gireceğiz gibi görünüyor. Meclis çok var mı yoğun. Bir gelişme? Meclis çok yoğun. Bir bilginiz. Gelmedi. Bakın tekrara düşmemek için söylüyorum. Kısa o yüzden sordum. Tekrar hani. Söylüyorum. Yani çok kısa da Turgay Bey. Yani çok aslında başlı başına anlatabilmem lazım konu yani. Bu başlı başına yaşadığımız bir süreç. Taşıdık, taçlandırdık, gitti. Kanun hazırlandı. 2 yıl boyunca gittiler geldiler. Bu bir buradan giden bir rektör vardı. 8 yıl burada kalan, memleketin hali hazırda bir tane evladına hali hazırda selam vermeyen, zenginlerin, baronların masalarından kalkmayan, hoca efendisinin hali hazırda düzeniyle tertibiyle hareket eden ki FETÖ'den araştırılmasını istediğim bir tane burada evet, hali hazırda bir tane adam vardı yani. Buradan gitti. Rize'de de bir şeyler değişiyor. Ne olduğunu da görüyoruz değişenlerin, düzenlenen tertiplerin. Bakan Bey talimat vermişti. 2 yıl boyunca çıktım, konuştum, sordum. Bu memlekette sordum. Ne konuşuluyor, ne konuşuyorsunuz, ne anlatıyorsunuz? Konuştular. 2 sene boyunca sordum. Ticaret Odası Başkanı sustu, konuşamadı. Ne konuştuğunu söyleyemedi. Borsa Başkanı sustu. Genel Müdürün haberi yok. Hali hazırda. Konuştum mu bunları televizyona söyledim. Ben neyi saklıyorsunuz dedim. Sakladıkları buydu işte. Sakladıkları çay kanunu, çay en düzenini baronlara teslim edeceklerdi. Hali hazırda yer gök ayağı kaldırdık. Ankara'daydık. Bu komisyon ertelendi. Madde olmayacak. Şuna inansınlar. Çay yine değerini bulacak. Rezil yine taban fiyatının altında çay satmayacak. İnşallah derdimiz, tasamız budur. Bunun derdindeyiz, tasasındayız. Olmasa da güzel. Yani bu çay yine olacak. Değerini bulacak. Ben bugün yine söylüyorum. Çay en az 200 lira olmalı. Çayımız değerini bulur. Tereyağının 180 lira olduğu bir yerde çay 200 lira olsun yani. Halihazırda bu mücadeleyi veriyoruz zaten. Kanun gelir. İnşallah toparlanır ama tekrar söylüyorum. Çaykur'u, işini doğru yapan üreticiyi, işini doğru yapan özel sektörü korumayan bir çay kanununa Milliyetçi Hareket Partisi olarak, grup olarak da destek vermeyeceğiz. Bunlara şanslar olsun. Meclis çok yoğun. İşte EYT'yi çıkartıyoruz. Ya bir de bunlar çıkarken yani durumu meşgul etmek için sürekli bir önergeler, aradan önergeler, şunlar veriliyorlar. Görüyorsunuz meclisin yani işleyişiyle alakalı, işte iç düzlükle alakalı maddeleri kullanıyorlar. Habire bir düzenlediler ama dediğim gibi korkmasınlar. Cumhurbaşkanımız var. Bizler de buradayız. Çay inşallah yine değerini bulacak. İnşallah güzel işler yapacağız ama dediğim gibi çay kanunu gerekli, eksikleri yani bu problemleri çözebilmeliyiz. Çay kanunu gerekli ki kimse 30 liraya Çaykur'dan çay almasın yani. Evet. Bir de mevsimlik işçiler sorunu var. Birkaç gün önce Büyük Birlik Partisi Rize Merkez İlçe Başkanı Abdülkadir Aksu da bir açıklama yaptı. İşte iktidar yani kendi paydaşları galiba Çaykur'daki mevsimlik işçi problemi rafa kalktı galiba. Umursanmıyor diye bir açıklama yaptı. Tabii bir sıkıntılı bir süreç yani o kadar işçinin alınıp da 12 ay çalıştırılması da ciddi bir çalışma gerektiriyor. Siz de geçtiğimiz aylarda Ankara'daydınız. Bununla ilgili bir çalışma başlatıldığına dair de bir paylaşımınız olmuştu bildiğim kadarıyla. Yani bu süreç ciddi. Kolay kolay belki yakın dönem çıkamaz ama var mı? Ne tür bir gelişme biliyorsunuz bu konuda? EYT Milliyetçi Hareket Partisi olarak 2018 seçim kampanyamıza koyduğumuz zaman da aynısını söylüyorlardı. Hayal. Hayal diyorlardı. Ama şimdi teşekkür edemiyorlar. Allah razı olsun diyemiyorlar. İşte bugün yine sözleşmeli memurların kadroya geçmesini konuştuğumuz zaman
hayal diyorlardı. Şimdi bugün yine bu işler oldu Cumhur İttifakı'yla, Allah razı olsun emekleri geçenler. Ben yine hayal diyorlar. Turgay Bey, ben bunu defaatle anlattım. Söylüyorum. Ben mevsimlik işçi çocuğuyum. Benim babam 4 ay, 5 ay köy hizmetlerinde çalışmış. Gurbette çalışmış. Kimi zaman okul öğrenciyken, yani babamız gurbette olduğu zamanlarda eskisi gibi işte bankalardan para yollamak, annenin gidip işte bankadan para çekmesi şusu falan böyle vesaire değil. Kimi zaman o zaman okullarda, ilkokullarda okul dergileri dağıtırdı. Oflu Ali Kolcu ilkokul öğretmenindir. Yani kendi cebinden dergi paralarımı verirdi. Babam geldiği zaman gurbetten alır Ali hocamın paralarını verirdim yani. Çoğu zaman almak da almazdı. Buradan da ellerinden öpüyorum. Allah razı olsun. Bu hareketle tanışmamıza vesile oldu. Ben mevsim işçilerin dertlerini, tasalarını anlıyorum. Kimse boş yatıp para almak istemiyor. 6 ay çalışıp da 6 ay boş halde de bir yerde çalışamıyorlar. Çoluklarına, çocuklarına ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Eyvallah. Dertlerini, sıkıntılarını biliyoruz ki bunun için taşıdık zaten. Bunların daha fazla çalışılabilmesi için, ki çay zaten biliyorsunuz. Yani çok 6 aylık yani. Bir süreçte. Evet. Yani Çaykur'da çalışamazlarsa nerede çalışabilirler ve ne şekilde çalışabilirler diye halihazırda bir çalışmamız var. Ve biz de buna bir öneri sunduk. Böyle de değil. Dedim ki Sayın Bakanımıza, siz buradaki bu arkadaşların çalışmasıyla alakalı. Çünkü 180 günde çalışsalar, yani bunların zaten 9 ay 29 gün çalışmaları önünde bir engel yok. Ama 180 gün çalıştırıyoruz. Orada da bu yetkiyi Çaykur Genel Müdürlüğü'ne vermişiz. Bu yetkiyi şehrimizin valilerine verebilirseniz, bu arkadaşlarımızın, mevsimlik işçilerin bir kısmını milli eğitimde, bir kısmını sağlıkta, bir kısmını ormanda, bir kısmını belediyelerde, halihazırda işte 4 ay bir kısmını, 4 ay bir kısmını bir şekilde halihazırda çalıştırabilirler. Yani toplamda 10 ay çalıştırabiliriz. 2 ay 12 ay çalışsınlar tabii ki. Problem yok. Ama 2 ay tölere edebilir. Yani çayıyla, işte bağıyla, bahçesiyle. Ama 6 ay çalışıp 6 ay gerçekten geçinmek çok zor. Zor, evet. Hani eskiden de şunu diyor. Ya 6 ay çalışıp eskiden de 6 ay geçiniyorduk. Eskiden köy duruyorduk. O zaman taşımalı eğitim yoktu. Çıkartmamıştık. Köy olurken çok yere kavga ettik. Şehirde bu kadar harcamamız yoktu. Değil mi? Bir elektrik parası veriyorduk 3 aydan 3 aya. Köy okula gidiyorduk, geliyorduk. İşte ahır eynemiz vardı, kahvaltılığa para vermiyorduk. Sebzemizi bahçeden alıyorduk, meyvemizi bahçeden alıyorduk. Hali hazırında böyle bir düzenimiz vardı. Bir de o bahsettikleri dönemlerde, bazen söylüyorum amca koyuyor. 1-7 kilo kuru çay bir tane çeyrek altın alıyordu. Yani bu zamanın parasıyla çay 250 liraydı. Şimdi çayın 250 lira olduğunu düşünsenize. 250 lira olsa diğer çay 50-60 lira olur ki. Çay çok ciddi bir sürkülase yani yapar. Ekonomik burada çok bir para olur. Tabii ki. Yani karşılaştırdığımız zaman bu zamanlarda bu zamanlara geldik. Dolayısıyla bunu Bakan Bey de biliyor. Bir çalışma yapacağız. Ya inansınlar, güvensinler. Bizlere inansınlar. Yani bunlar toparlanacak. Dile getiriyoruz. Bir problem yok. Aşabilmek adına bir mücadele veriyoruz. Her platformda da söylüyorum. Ben bir mevsimlik işçi çocuğuyum. Mevsimlik işçilerin kadroya geçmesi lazım. Bakın bunu çok kere söylüyorum. Benim babam köy hizmetlerine çalışırken 2099 seçimlerine girerken Çalışma Bakanı Mustafa Bey, Mustafa Yılmaz, Demokratik Sol Parti'nin Çalışma Bakanı oldu. Söz verdi. O dönem bütün köy hizmetleri işçileri işte halihazırda gittiler. Demokratik Sol Parti'ye oy verdiler. Söz verdi, geldi sözünü tuttu. Geldi sözünü tuttu Mustafa Bey. Ve ben hala da evimizde gerçekten yemek yerken hem o dönem babama kadro veren başbakanı Bülent Ecevit Bey'e hem Mustafa Yılmaz Bey'e dua ederim. Allah razı olsun. Evet. Onların sayesinde babamın aldığı evde oturuyorum çünkü. Babamın aldığı evde oturuyorum. Annemle beraber oturuyorum. Onun emekli işte maaşı da var. Nitekim ekmeği ben alıyorsam peyniri o alıyor. Dua ediyorum. Biz bunun derdindeyiz. 30 sene sonra bu abilerin çocukları şunun desinler. Ya bir zaman var ya çıktı bir MHP'nin il başkanı. Çıktı. Bir taş attı ki attık zaman işte taşı başlattık, ondan sonra başladı bu kavgalar. Başladı işte tartışılıyor. İYİ'ye gitmek EYT gibi tartışılıyor. Bir yere gideceğiz ve eninde sonunda bu arkadaşlarımızın 10 ay çalışabilmeleri için, 12 ay çalışabilmeleri için ne yapabiliyorsak onu yapacağız. Ve bu arkadaşlarımızın mağduriyetlerini gidereceğiz. Çünkü onların çoluk çocukları da bizim çoluğumuz, çocuğumuz ve bir sürü arkadaşımız. Evet. Rize Spor'la ilgili konuşalım. Yeni bir yönetim geldi. Rize Spor ligde aslında çok kötü de değil ama tatmin etmeyen de bir süreçte.
Özellikle Bülent Korkmaz'la ilgili endişeler, tatminsizlikler var. Özellikle dünkü kupa maçına da baktığımızda aslında kazanabileceğimiz bir maçtı ama hamleleri yetersiz görüldü ve Fenerbahçe'ye mağlup olduk. Bir de A-Spor yorumcusunun tabii asansör takım benzetmesi de oldu. Rize Spor'un şu süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Biraz Rize Spor yorumu alayım sizden yine kısa kısa. Şimdi evvela yeni bir yönetim kurulu oluştu. Hayırlı olsun. Daha önce de söyledim. İbrahim Turgut Bey ve ekibine başarılar diliyorum. Rize Spor hepimizin sevdası. Ben Rize Spor'da sistemin değişmesi gerektiğine inanan bir arkadaşlarım. Yine fuzuli fuzuli adamlara binlerce TL, işte milyon dolar paralar veriyoruz. Ama altyapıdan yine 3 tane, 4 tane, 5 tane topçu çıkartmakla ilgili sıkıntımız var. Keşke paraları vermesek. 3-4 sene birincilikte oynasak da 5-10 tane kendi topçumuzla beraber birinciliğe çıksak diye bir kavgamız var. Bunu da çok evet, bunu da söylerken arkadaşlarımız hatırlar. Bundan 25 sene önce Rize'de bir tane taraftar grubu var. Taraftarlar Derneği ilk olarak mekanlar açıldığı zaman şurada hocalar beraber işte İbrahim abi aradan yazsın. Şu belediye parkının yanında yürüyüp ayrılan gruptan da bir tanesiyim yani. Ben İşte taraftarlar DNA'nın, mekansızların, atmacaların içerisinde maç izledim. İşte derebeylerin kuruluşunun içerisinde oldum. İşte arkadaşlarımız var. Sağdan soldan göçebeyi kurmuşlardı. Göçebenin içerisinde oldum. Arkadaşlarım var. Derebeyleri konuştu. İşte Osman abiler falan kurmuşlardı. Biz de spor taraftarı olduk. Ben inanın şimdi protokolde maç izliyorum. İzlerken de sanki karşı tarafta izliyormuş gibi oluyorum arada. Hatta yani öyle zaman olur diyor ki ya ben alışmamışım kardeşim, ben hoplamaya zıplamaya alışmışım, bakmayın işte Milli Ceket Partisi'nin koltuğu var, gidiyorum orada izliyorum, rahat da edemiyorum yani sağa sola şey yapamıyorum ama bir şeyler söylemek zorundayım çünkü bu söyleyeceklerimi söylemezsem eve gidip eşimin yüzüne bakamam. Ben Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçını İki tane evladımla beraber izledim ki 9.30'du yatma saatleri. Bir yarım saatte sarkıttık. Hatta oğlum dua ediyor. İşte inşallah diyor gol yemeyiz. İnşallah gol yemeyiz de maç uzar, bir yarım saatte falan izleriz diyor. Maçı alırız diye dua ediyor evlatlarımız. Sokağa çıkıp işte Ahmet amcanın, Yaşar amcanın markete girince yüzüne bakamam. Salah adı Neşet abinin yüzüne bakamam. İşte yol başında bizim Özkan'ın yüzüne bakamam. Biz bir Rizeli kültür oluşturmak istiyorsak önce biz kendi içerimizde istişare yapacağız, meşveret yapacağız. Ben Çaykur Rizespor'un hep ekabil birkaç kişi tarafından yönetildiğine inananlardanım. Bunu çok programlarda da söyledim. Yani belirleme başkanlarımızla, belirleme düzenlerimizle beraber, belirlenen listelerle beraber Çaykur Rizespor yönetimini oluşturmaya çalışıyoruz. Bu bir kesimi işte mutlu ediyor, bir kesim küsüyor. Ama Rizespor halihazırda hiçbir zaman tamamen Rize'nin kucakladığı bir takım olamıyor. Yıllardır böyle. Rize'de böyle bir denge var. İnşallah bundan vazgeçebiliriz ama şunu söylemek istiyorum. Maçı izlerken işte arkadaşlarımız yazdılar. İki gündür kendimi de çok tıktım. Futbol çok farklı bir endüstri. Çok ciddi paraların döndüğü bir endüstri. A-Spor'da yorumculuk yapan Haldun Domaç diye bir adam. Rizelileri tanımaz, Rizelileri bilmez. Rizespor'un inanın, Rizelilerin inanın bu kendilerine göre büyük işte İstanbul takımlarıyla alakalı oynadıkları maçlarda ki burada gayet normaldir. 20 milyon taraftarı olan bizim de dostumuzun, arkadaşımızın bir sürü takımlar tuttu işte. İstanbul takımları oynadıkları maçlarda en azından Türkiye Kupası maçlarında ya da ortak olabilecek maçlarda zaten onlar kayrılacağı kadar kayırıyor. Yani şurada İhsan Alkan var. İki tane çocuğuyla beraber bu maçı izliyor. Formalarını giymiş. Yorum yaparken ben şu Rizelilerin gönlünü, yüreğini, düzenini kırmayayım diyebilecek kadar adam olması lazım. Ama bu yalamalar, bu soy ismi Domaç olup kimin önünde domaldığı belli olmayan, hala hazırda yolsuzlar, arsızlar, Rizespor'un sporsal başarısıyla alakalı bir düzende oynayıp
Rizelilerin yüreğini, onurunu, şerefini kırmayla alakalı çalışıyor. Bu dönmedir büyük bir ihtimalle. Onların ağababalarının hala hazırda onuru, şerefi, edebi Rizeli'nin gururunu kırmaya yetmez yani. Rizespor bir gün düşer. Senin paranla mı oynuyor lan Rizespor? He? O futbolcuların paralarını sen mi veriyorsun? Bizim teknik direktörün parasını sen mi veriyorsun? Kim veriyorsa bilmiyorum. Biz yollayamıyoruz da bir şekilde. Kimse yollayamıyor. Evet. Yani bir teknik direktör var. Bir sürü topçu alıyoruz ama her geçen gün aynı hikaye ölüyor. Bu başka bir şey. Ama sen yani bütün Rizeliler kitlenmiş, maç izliyor, Rizeli'yle alakalı yorum yapıyor. Rizespor yönetiminin yaptığı açıklamayı bugün izledim. Evet. Bu geçen yıl bir sürü noktada Rizespor operasyonu çekilirken Türk futbolundan dışarıya atılma pahasına birkaç kişi çok ciddi mücadele verdi Rizespor düşerken. Bak, Türk futbolunun dışında kalma muhasebesine rağmen, o hakem çetesine rağmen onların içine çok ciddi mücadele verdi eski kulüp başkanımız Tahir Kıran ve yönetimi. Kesin teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. O dönem yine Karadeniz'in evladı, hiçbir zaman ayrı gayrı yapmadı. Rizespor'un haklarını en az Trabzonspor'un hakları kadar koruduğunu bildiğim şahit oldu Mustafa. Hacı Kerimoğlu Bey de ciddi bir mücadele verdi. Ciddi bir kavga verdi. Şimdi Rizespor yönetiminin topumuzda, tüfeğimizde yanındayız. Siyasetin de yanındayız. Nerede ne yapmamız gerekiyorsa bize de şöyle söylesinler. Bu arkadaşımız bir daha bu ekranlara çıkmasın. Bu arkadaşımız A Haber gibi hala hazırda televizyonlara çıkmasın. Çıkmasın. Türkiye Kupası'nı anlatmasınlar bunları ya. Bu gitsin amatörde hala hazırda gitsin maç anlatmak istiyorsa maç anlatsın. Birini getirip işte Rizespor'la alakalı Rizespor'un işte sporsal faaliyetini değerlendirmek, bunun ben bilmiyorum geçmişinde ne var, nasıl bir başarı var. Gol kralı mı olmuş bu futbol oynarken? Yani, hangi futbol takımında top oynamış? Futbolda ne kadar anlıyor? Bunu da bilmiyorum bu arada. Yani birisi de beni aydınlatsın. Yarın çıksınlar beni aydınlatsınlar özellikle. Ama kime eğiliyorlarsa eğilsinler. Kime eğiliyorlarsa eğilsin. Rizeli kimsenin önünde eğilmez. Ama bunlar emeklemeyi seviyor. Emekleyeni Rizeli iyi yürütür yani. Emekleyeni Rizeli iyi yürütür. Rizeli'yle alakalı, Rizespor'la alakalı hala hazırda cümle kurarken bunlar da edeplerini, şereflerini, terbiyelerini lütfen korusunlar yani. Ben iki çocuğumla beraber inanın onları götürdüm, yatırdım. Yani gözlerim doldu bir baba olarak içeride ne diyeceğimle alakalı. Baba, Rizespor'la alakalı böyle niye diyorlar ki? Biz asansör takımıyız. Bu çocuğumu 11 yaşında oğlum Ahmet Efe'ye bana bu soruyu sordurma ve cevapsız bırakma hakkına ne o sahip, hiç kimse sahip değil yani. Evet. Ve bu, inanın ben Rizespor taraftarlarının şu iki gündür bu lafla ilgili, bugün kulübün açıklamasını gördüm, bu lafla alakalı ciddi rahatsızlıklarını gördüm. Özellikle bunları söylemek zorundaydım. Bu noktada televizyonlara karşısında bizleri izleyenlerden lütfen özür diliyorum. Yani birkaç da ağır kelam söyledim. Bu noktada belki Türk İslam ahlakına uygun olmayacak şekilde de bir iki kelime söyledim ama bunları da söylemesem kimsenin yüzüne bakamazdım. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Evet, doğrudur. Sen büyük takım taraftarı olabilirsin. Ama spiker. Karşı tarafı da yani rencide edemezsin. Yani camiasına. Rizespor'un golünden sonra sevinciyle 90. dakikada Fenerbahçe'nin golünden sonraki sevinci bir mi? Maalesef değil. Tamam. Onun şu kadar taraftarı var. Şunun şu kadar taraftarı var. Ya Rizespor'la yani birincilik takımıyla Süper Lig takımı maç ediyor. Dengeler zaten belli. Yani bütçeler belli. Camiaların gücü belli sporsal anlamda. E şimdi yani burada bir de çıkıp da bu camialardan alakalı, bu camianın işte gönül veren, kombine alan, forma alan çoluğunun çocuğunun riskiyle beraber mücadele eden Anadolu'nun, işte Doğu Karadeniz'in küçük bir takımı Rizespor'un taraftarının gönlünü kırmaya ne gerek var? Onlara göre küçük. Bize göre Türkiye'nin en büyük takımı Rizespor tabii ki ama yani kırmaya gerek yok, üzmeye gerek yok ve derhal ne yapılması gerekiyor yapsın ve ben de platformda kendisiyle uğraşacağım zaten bu konuyla alakalı. Evet. İnşallah Rizespor bu sene birinci lige çıkar. Temennimiz bu. Güzel transferler yaptılar. Her ne kadar ben altyapıya hala hazırda önem verilmesinden yanaysam da yine ama biliyorsunuz görsel işte ne istiyoruz? Başarı istiyoruz. İnsanlarımız da başarı istiyor. Hepimizin başarı istediği gibi başarı istiyor. Ama ben şahsen şunu söylüyorum. Daha önce de söyledim.
eksik gördüğüm yerlerde konuşuyorum, arkadaşlarımıza anlatıyorum. Anladıkları yerde. Arkadaşlarımız bizden farklı yerleri eksik görüyorlar çünkü. Ama şunu söylüyorum. Bülent Korkmaz Bey teknik direktörü bu takımın başından yollamazsanız bu takım birinci lige çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Zor çıkar. Ama yani eninde sonunda çıkamazsa da onunla beraber arkadaşlarımızın da birçoğu yine geldikleri memleketleri geri dönmek zorunda kalırmış. Evet, birkaç da soru okuyayım. Güzel mesajlar var. Onları okumayacağım. Hani çok uzamasın program ama Recep Ali Aksoylu, Rizeli bir köşe yazarı, sitelerde de köşeleri vardır, gazetelerde de yazıyor. İhsan Alkan'ın ilişkileri münasebetiyle her daim takdir etmişimdir ama şu an karşınızda monolog gibi, kafasında kurduklarını miting otobüsünde gibi sıralıyor. Hiçbir sorunuza net cevap vermedi demiş. Çay ve Çaykur tehlikede, Batum konusunda, vergi konusunda tek cümle edemedi. Ovid tüneli yapıldı. Tünele nasıl ulaşacağız? Havalimanının hala müdürü yok. İzmir'e bile uçuş yok. Trabzon'dan 800 TL'ye bilet alınabilirken Rize'den 1400-1500 liraya alınmasını nasıl izah edebilir? Yıllık potansiyeli 1 milyonun üzerinde olan bir ile olan bir Türkiye'de 54. sırada havalimanı yapılmış. Bunlar yıllar önce yapılması gerekirken 2020'de lütuf mu? Yıllık 100 bin kapasitesi olan illere daha önce bu iktidar havalimanı yaptı diye uzun bir yorum yazmış. Soruları da var. Evet. Kısa. Hemen cevap vereyim. Yani ben kendi inandıklarımı söylüyorum Recep Ali Bey. Sizi tatmin etmiş olmam, yani tatmin edememiş olabilirim. Bu bahsettiğiniz konularla ilgili, havaalanıyla alakalı, daha hiç kimse açıklama yapmadan 5-6 ay önce burada sadece Trabzon'dan bir müdürle yürütüldüğümüzü, Sivri Havacılık Genel Müdürlüğü'nün hala hazırda bu noktada Rize'yi baltaladığını, en yoğun zamanlarda Ağustos ayında çıkıp hem canlı yayında daha hiç kimse konuşmazken ben çok kere konuştum. Evet. Tekrar da düşmek istemedim. Çay kanunuyla alakalı, çay kanunu bizim uhdemizdedir dedim. Problem yok. İnansınlar, problem olmayacak, çıkacak. Ama eksikleri var. Tamamlamaya çalışıyorlar. Biz buralara müdahil olacağız dedim. Öbür yandan o bir tüneline işte ulaşım yok diyorsunuz. Yani sıkıntı yok, doğrudur, ulaşım yok. Aşağıda yollar yapılıyor bir şekilde. Eksik olan yerleri de var. Bir lojistik de yapılıyor. Şimdi yollar tamamlansa, lojistik bittikten sonra yollar bir daha yapılacak. Nitekim bunlar da bir planla yapılıyor. Bunları takip etmek zorundayız. Yolu yapıp bir daha işte bir sene sonra bir daha yapmayalım diyoruz. Onu da yapsak diyecek çünkü bu yolu yaptınız, asfalt döktünüz, bir sene sonra bir daha niye yaptınız? Bunları da söyleyeceksiniz. Bunları da görüyoruz. Bunları da biliyoruz Recep Ali Bey. Onun haricinde işte Batum'la alakalı, ekonomiyle alakalı bir şeyler söylediniz. Tamam, doğrudur. Yani söyledim ama Batum'un ekonomisi 5 sene önce, işte 4 sene önce farklı noktalarda işte işlerken biz oraya ayakta tutuyorduk farklı düzenlerle. Çay parasının yarısını burada yiyordu bizim Rizeli. Yarısını da orada yiyordu. Recep Ali Bey, biz ayakta tutuyorduk. Nitekim ne oldu? Şimdi orası güçlendi. Biz aradan ne yapıyoruz? Teknolojiyle alakalı. İşte bizim ülkemizde biraz daha pahalı gelip gidiyorlar. Ama var. Memleketlerinde bulamadıkları zamanlar da var. Bir zaman biz oradan petrol alıyorduk ama birçok ürünü de memleketlerinde bulamıyorlar. Yani üretim bizim ülkemizde de var. Bunu görmek lazım. Tekstille alakalı geliyorlar. Gürcistan tekstil noktasında zaten bu ülkeden halihazırda besleniyor. Birçok yatırımcımız şimdi oraya gidiyor, yatırımlar yapıyor. Örnek vereyim, inşaat yapıyorlar. İnşaatların dış cephelerini yapamıyorlar. Alüminyum giydirme cepheler burada işleniyor, götürüyor, yapılıyor. Var mı? Bunları da konuşalım. Bunları da ön plana koyalım. Evet, doğrudur. Bahsettiği konularla ilgili diyor ki seçim otobüsünün üzerine konuşuyor gibi konuşuyor. Ben MHP'nin yıl başkanıyım, yani seçim otobüsünün üzerine de aynı konuşacağım da Recep Ali Bey. Ama özel istedikleriniz varsa Recep Ali Bey, özellikle bana sormak istedikleriniz, birebirinde de istediğiniz yere davet edin beni, çay kahve içmeye gelin. Konuşalım yani. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı, Genel Başkanının politikalarını, parti politikalarını ve merkezde kendi tüm politikalarını anlatıyor. Yani seçim otobüsünde olduğum gibi anlatmam normal. Ama ne istiyor bilmiyorum. Ondan sonra farklı konuşabilirim. Olduğu yere gelsin, çalışalım. Beraber bir çay kahve içelim. Bizden de selam olsun Cibali Bey. Yusuf Sandıkçı, Rize'de 20-25 kişilik bir çark var olduğunu düşündüğüm, seçmeni ezip seçilenin güçlünün yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımızın sancağı altında zulm edenlerle ilgili bir açıklama bekliyoruz. Rize'de 20-25 kişilik bir çark var olduğunu düşünüyor bu Yusuf Sandıkçı. Yusuf Bey, hayalimiz var. Bunu defaatle söylüyorum. Rahat olun. Bizlere inanın. Genç arkadaşlarımız da inansınlar. O plazalardaki baronların düzenini başlarına yıkacağız. Problem yok. Rize gençliği birbirine inandı, kitlendi, yürüyoruz. Bir şeyleri değiştireceğiz. Problem yok. Kimin ne yaptığını, ne ettiğini,
Her şeyi biliyoruz, görüyoruz. Bu sokakta görüyor, biliyor. Bu sokaktayız, yaşıyoruz. Her gördüğümüz yerde de bunları konuşuyoruz bu arada. Bir problem yok. Rahat olsun, bu çarklar değişir. Yarın ölümsüz olamazlar. Yarın isimler unutulur gider. Ama bu şehirde cesurların, Rize'ye hizmet edenlere, Rize'ye emek verenlerin isimleri, adları hep yaşar ve bundan sonra da yaşayacaktır. Kaptan Kurt nikli bir YouTube'dan izleyicimiz şöyle bir yorum soru sormuş. Başkanım, şehit Sinan Ateş hakkında bir yorum yapar mısınız? Allah rahmet eylesin. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Bey'in hala hazırda açıklamalarını, kendilerini dinlemelerini istiyorum. Bir cinayet oluştu. Eski Ocak Genel Başkanlığı yapmış bir arkadaş hala hazırda rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ailesine, çoluğun çocuğun. Ama bu olayın oluşundan işte bu zamana kadar gelinen vesilede şöyle takip ediyorum ki bir genel başkanımız takip etmek zorundayız. Olayın oluşuna bakın. Saldırılan insanlara bakın. Hiç birbirine benzemeyen insanların aynı konularda hala hazırda bir araya geldiğine bakın. Zaten okların kimin neyi ne için yaptığını hala hazırda söyleyecekler ve ortalıkta da bir sürü bu konularla ilgili yalan yanlış bilgiler, işte falanca falan oldu, filanca falan oldu diye özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte teşkilat başkanlarına, işte genel başkanlarına, milli işte Ocak Genel Başkanlığı yapmış şu anda vekil olan hala hazırda vekillerimize, Ocak Genel Başkanımıza saldırıyorlar. Sadece buradan bile okların nereye gittiğini görecekler. Bu olay aydınlandığı zaman kendileri inşallah halihazırda daha da çok aydınlatacaktır. Ama bir iki çocuğu olan bir baba ölmüştü. Allah rahmet eylesin kendisi. Soruşturma devam ediyor sonuçta. Evet Sayın Alkan, 1,5 saati geçtik. Yine ayağınıza sağlık, dilinize sağlık. Eklemek istediğiniz bir şeyler varsa son kısımda alayım. Turgay Bey, ben öncelikle bu arada Recep Ali Aksoylu'nun da selamı var. Kahve selam yazabilir ne zaman yarın için karşılaştırsa bir kahve içelim. TV53 ailesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Bizleri bu akşam vakit ayırdınız. Nazik davetinize de teşekkür ediyorum. Televizyonları karşısında ve sosyal medya aracılığıyla işte bütün platformlardan bizi izleyen aziz Türk milletinden, Rizeli hemşehrilerimizden konuşmam süre zarfında sürçülisan ettiysem, gönüllerini kırdıysam özür diliyorum. Beni affetsinler. Bir evlatları, bir arkadaşları, bir kardeşleri olarak. Sözlerimin muhatapları var. Sözlerimin muhatapları var ki onlar da kendilerini biliyorlar. Onlardan zaten özür dilemiyorum. Onlarla kavgamız, mücadelemiz sürecek. Allah nasip ederse. Bu canımız, bu bedenimizde olduğu süre boyunca Türk milletinin, Türk devletinin, Türk vatanının bölünmez bütünlüğü için mücadele edeceğiz. Biz tarafız. Kaçmadan, göçmeden, birileri gibi sağda solda kıskanmadan Allah nasip ederse Cumhur İttifakı'nın tarafıyız. Cumhur İttifakı'nı yeniden 2023 seçimlerinde bu memlekette söz sahibi yapmak için ve bunun içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni güçlendirmek için tüm yapılarımızla beraber savaş edeceğiz. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sizleri ve herkesi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. İnşallah yarınlarımız bugünlerimizden daha güzel olacak. İnşallah. Güzel güzel. Evet sevgili izleyenler, Milliyetçi Hareket Partisi Rize İl Başkanı Sayın Alkan'a konuğumuz olduğu için teşekkür ediyoruz. Biz de dediğimiz gibi Nisan ayından bu yana program yapmıyorduk. Yeni sezonu yeni yılla birlikte açmış olduk diyelim ve bundan sonra sık sık inşallah ekranlarınızda olacağız. Tekrar bir sağlık problemi nüksetmezse inşallah diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir başka konuda önümüzdeki günlerde bir başka konukla tekrar karşınızda olacağız. TV53'ü takip etmeye devam edin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.